Yaşanılanın birden çok yanı acı olsa da insani birliktelik ve değerlerle sonuçlanmasıdır mutluluk. Suudi Arabistan ile Yemen arasında mahsur kalan Hataylı şoförlerin Arabistan'a geçişleri başladı. Zorlu bir sürecin ardından şoförler peyderpey Arabistan'a geçiyor. Geçişi tamamlanıp bir otele yerleştirilen Hataylı şoförlerden Mahir Esmeroğlu yaşananları HRT Akdeniz'e anlattı. Habir bölgesinde zorlu 55 gün yaşadık. Habir bölgesinden hareket etmemizle birlikte yolda karşılaştığımız zorluklar, tehditler de Yemen gümrüğüne yetiştik. Yemen gümrüğünde ise yaşadığımız daha ciddi boyuttaki tehditlere karşı duruş sergilememizle birlikte bizi o bölgenin en kötü yerinde barındırdılar. Orada aşağı yukarı bizi 12 saat kadar tuttular. Akşam saat 9-10 gibi Suudi Arabistan gümrüğüne hareket ettik. Suudi Arabistan gümrüğünde de aşağı yukarı saat 3.30 ile 4 arası gümrüğe sabaha karşı Suudi Arabistan gümrüğüne içeriye almaya başladılar. Şoförlerin Yemen gümrüğünü terk etmesi sıkıntılı oldu. Silahla tehdit edildiler, gümrükte 12 saat sebepsiz bekletildiler. Bir kısım Hataylı'nın geçişi tamamlandı. 12 Mayıs gecesi sabaha karşı Arabistan'a geçen şoförler bir otele nakledildi. Şimdi sırada geride kalanların geçmesi beklenecek. Suudi Arabistan vatandaşlarından, gümrük çalışanlarından hiç beklemediğimiz bir ilgiyle, saygıyla, metanetle karşılandık. Biz Suudi Arabistan gümrüğüne toplam 17 araçla gittik. Habir bölgesinden bizimle beraber hareket eden, ismi listede olmayan Suriyeli, Pakistanlı, Hindistanlı vardı. Bizimle birlikte karamboldan geçebilir umuduyla bizimle hareket ettiler. Tabii Arabistan gümrüğünün tampon bölgesinde yapılan zorlu aramalarla birlikte o arkadaşların tamamını geri çevirdiler. Bir de ismi listede olmayan bir tane Türk arkadaşımızı da geri çevirdiler. Geride kalan bizim normalde izin listemiz 38 kişi. Arabistan gümrüğüne biz 22 kişiyle, listede 21 kişiyle, listenin içinde mevcut olan 21 kişi, bir arkadaşımız da liste dışı bizimle birlikte hareket etti. Onu maalesef geçiremediler. Geri gönderdiler. Diğer arkadaşlar da listedeki isimleri olup da bizimle hareket etmeyen arkadaşlar da Yemen'in farklı bölgelerinde gittiler. Yani Sana'daki, birileri Sana'da, kimileri Aden'de. Onlarla da görüşme halindeyiz. Arabistan'a geçebilen şoförlerin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı için otellere yerleştirildiler. Geride kalan şoförlerin geçişi uygun otel bulunmasına bağlı. Gümrükte 3 arkadaşımız kaldı. Diğerlerinin tamamı şu an oteldeler. 3 arkadaşımız da içinde bulunmuş olduğumuz otel 19 odalık. Otel dolu olduğundan kaynaklı oradaki arkadaşları şu an geçiremediler. Tampon bölgede tutuyorlar onları. Temiz ve iyi bir otel bulmaları dahilinde öğleden sonra geçireceklerini ifade etti gümrük yetkilileri. Bir gerçek var, onun üstüne basa basa paylaşmak istiyorum. Biz ile ilgili sarf edilen emek, çabalar, teşekkürlerle ifade edilmeyecek bir değer bizim için. Bizim için sağlanan bu dayanışmanın değeri sizlersiniz. Sesimizi duyup da bu süreci bizimle göğüsleyen, emek ve çaba sarf eden herkese ben ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.